Allahu Ekber'de iki boyut var. Bir lisanınızla söylüyorsunuz. Sonra hayatınız Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyor? Hayatınıza bir karne tutunuz. O karneyi hayatınızın bütün alanlarıyla ilişkilendiriniz. Sonra sorun kendinize. Ben Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyorum? İnsanlar vardır. Dilleriyle Allahu Ekber diyorlar. Fakat hayatlarıyla Allahu Ekber'i reddediyorlar. Bir esnaf düşünün. Bir yerde mal alıyor, mal satıyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki: "Men gashyena feleyse minna." Aldatan benden değil, benim ümmet kadromdan olamaz. Adamın yanına gittiniz. Bir kasa domates aldınız. Üzerine sağlam domatesleri koydu, altında çürükler var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam buyurmuşlardı ki: "Böyle yapan benden değil. Benim ümmet kadroma ait olamaz." Bu adam camiye geliyor, namaz kılıyor, sizinle birlikte aynı safta duruyor, Allahu Ekber diyor. Fakat onun dünyasında paranın bir değeri var, paranın bir karşılığı var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam aldatma dedi. Aldatan bana ait olamaz, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın kadrosuna dahil olamaz buyurdu. Fakat onun için para daha önemli. Parayı daha önemli tutan, kabul eden, sağlam domatesleri yukarıya, çürükleri aşağıya koyan adam, her ne kadar bu adam diliyle Allahu Ekber dese de, haliyle, ticaretiyle, satışıyla, alışverişiyle Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor o adam. Karneni tut, neredesin? Kıyamet günü kainatın sahibi soracak. Allahu Ekber'i sözümüzle, lisanımızla söylediğimiz Allahu Ekber'i, namazda defalarca tekrar ettiğimiz İslam'ın manifestosu olan Allahu Ekber'i hayatımıza ne kadar tatbik ediyorsak işte o kadar Müslümanız.